Ebope Kok yazılıda çıkabilecek sorular 7. Bu videomuzda Ebope Kok konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek iki şıklı bir sorumuzu inceleyeceğiz. A şıkkıyla başlayalım. Ekoku 70 olan farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Ekoku verip de bu ekoku çıkartan farklı iki doğal sayının en az olması sorulduğunda şunu bilmeliyiz. Bu iki doğal sayımız aralarında asal olmalıdır. Aralarında asal sayıların çarpımları ekoklarına eşittir. Bu nedenle bu ekok değerinin aralarında asal çarpan çiftlerini çıkartmalıyız. Ve bunlardan toplamı en küçük olan bu iki doğal sayının toplamının en küçük değerini verir. 70'in aralarında asal çarpan çiftlerini çıkartmaya başlayalım. 1 ile 70 aralarında asaldır. 1 ile 70'in ekoku 70'tir çünkü ikisinin çarpımına eşittir. Toplam burada 71. 2 ile 35'i çarptığımızda 70 eder. 2 ile 35 aralarında asaldır. Ama daha küçük toplam çıkartabilecek durum var mı diye bakmaya devam etmeliyiz. 3 ile 1 şeyi çarpınca 70 etmez. 4 ile 1 şeyi çarpınca etmez. 5 ile 14 çarpınca 70 eder ve aralarında asaldır bu ikisi de. Aralarında asal sayıların ortak böleni yalnızca 1'dir. Daha küçük bir durumumuz daha var. 7 ile 10. 7 ile 10'u çarptığımızda 70 eder. 7 ile 10 aralarında asaldır. Ve bundan daha küçük bir çarpan çifti yoktur aralarında asal olan 70 sayısının. Bu nedenle 7 ile 10'un toplamı olan 17 sorumuzun cevabıdır. Ekoku verip de bu ekoku çıkartan en küçük iki doğal sayının toplamı bize sorulursa, bu iki doğal sayının aralarında asal olması gerektiğini düşünebilmeliyiz. Bizden düşünmemiz beklenen şey budur. B şıkkına geldiğimizde ekoku 80 olan farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Ekoku 80 olan farklı iki doğal sayının toplamının yine en az olması soruluyor. Yani 80'in aralarında asal en küçük toplama sahip olan çiftini bulmalıyız. 1 ile 80'i çarptığımızda 80 eder. Ve ekoku bunların 80'dir. Aralarında asaldırlar ama toplam en küçük bu mu? 2 ile 40 çarpılınca 80 eder ama aralarında asal değil. 4 ile 20'yi çarpınca 80 eder ama aralarında asal değil. 5 ile 16. 5 ile 16'yı çarptığımızda 80 eder. 5 ve 16 aralarında asaldır. Daha küçüğümüz var mı bakalım? 6 ile bir şey çarpınca olmaz. 7 ile olmaz. 8 ile 10 vardır. 8 ile 10'u çarptığımızda 80 eder ama 8 ile 10 aralarında asal değildir. İkisini de 2 bölür. 8 ile 10'dan daha da düşük bir çarpan çiftimiz yok. O zaman 5 ile 16 aradığımız aralarında asal olan çifttir. 5 ile 16 aralarında asal olduğu için bu ikisinin çarpımı 80'e eşittir. Ve aralarında asal sayıların çarpımlarının ekokları olduğu bilgisini bilmeliyiz. Buradaki bu sorumuzun cevabı da 5 ile 16'nın toplamı olan 21'dir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyorum.